Başlayalım Çağla Şikel. Evet. Aşk orucunu bozdu Nail Gönenli ile ve hakkında çıkan haberler soruldu. Güzel sunucuya bakın ne yanıt vermiş. Buyursunlar. 8 yıllık aşk orucunu bozan Çağla Şikel'e yeni aşk yaratı. Gördüğünüz gibi her şey. Her şey oldu galiba. Öpüyorum. Görüşürüz. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen ünlü güzel ilişkisi hakkında sessiz kalmayı tercih ederken kendi sustu, gözleri konuştu. Neler? Çağla'nın keyfine diyecek yoktu. Eski eşi Emre Altuğ'dan ayrılan Çağla Şikel, gizlilik sözleşmesi iddialarıyla özel hayatını gözlerden uzak sürdürmeye devam ediyordu. Çağla tabuları yıktı. Hafta sonu bir süredir birlikte olduğu avukat Nail Gönenli ile görüntülendi. İyi akşamlar, afiyet olsun. Nasılsınız? Nail Bey'le birlikteydiniz. Çok teşekkürler, sağ olun. Ulan yeni bir ilişkimi sizden öğrenirim hemen. Sizi de bulmuşken beraber içeride. Mekan mekan gezen ikili geceyi Gönenli'nin evinde sonlandırırken aşklarını ilan etti. Birlikte Nail Bey'in de evine geldiniz arkadaşlarınızla birlikte. Nail Bey neresin deli burası? Bir şey olursa lütfen. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Teşekkür ederim. Çağla'nın bu değişimi eski eşi Emre Altuğ'a res çektiği iddialarından sonra geldi. Çağla Hanım'a da bir evlilik sözleşmesi imzalamışsın. Hadi arkadaşlar. Hadi. Onu yap, haberi yapana sor. Gel burada söyleyeyim. Çekemediyse onu haberi yapana sor. Tamam. Çağla'nın ve sevgilisinin birbirlerine davranışları, muhabirlerle olan iletişimi beğeni kazandı. Birlikte Nail Bey'in de evine geldiniz arkadaşlarınızla birlikte. Nail Bey neresin deli burası? Bir şey olursa konuşalım. Lütfen. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Teşekkür ederim. İkilinin aşkları hakkında konuşmamasıysa kulislerde dedikodu kazanını kaynattı. Çağla Şikel ve Nail Gönenli'nin avukatın bir süredir birlikte anıldığı Burcu Kırat diye yakalanması, aralarındaki yaş farkı, Çağla Şikel'in kısa sürede birçok kişiyle anılmasıyla ilişkinin gidişatı merak konusu oldu. İkilinin ilişkileri masaya yatırılırken gözlerin çevrildiği Çağla Şikel dün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Yanında annesi ve küçük oğlu Uzay vardı. Annesi ve oğlunu gönderen ünlü güzel neşeli halleriyle dikkat çekti. Zaman zaman terslediği muhabirlerle şakalaştı. Teşekkür ederim. Sizi burada uğurlayacağım. Çok kısa konuşsaydım. Ben bunu... Ben de geliyorum. Aşk sorusuyla yüzünde güller açtı. Çocuklar bekliyor, gideceğim. Nasılsınız Çağla? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Hayırlı olsun diyelim. 8 yıl sonra ilk defa sizi bir erkekle gördük. Hani... Çok iyi niyetim. Nasıl soracağını bilememek ve ne söyleyeceğini bilememek hiç. Ama yok, 8 yıl sonra gerçekten hani kalbinizi birine açmak bizi de çok mutlu etti, çok heyecanlandırdı. Neler söyleyeceksiniz? Hiçbir zaman konuşmayacağım, hiçbir zaman. Sorularla bir aylık mahcup olan ünlü güzel, gördüğünüz gibi diyerek aşkını ilan etti. Çok uzun mu kalbim? Hiçbir zaman konuşmayacağım. Birliktesiniz Nail Bey'le. Merak etmenizi anlıyorum ama bir şey söylemeyeceğim. Kusura bakmazsanız eğer. Olmaz inşallah. Gördüğünüz gibi her şey. Her şey oldu galiba. Öpüyorum, görüşürüz. Şikel'in vücut dili ve sorulara verdiği tepkiler üzerine yeni aşk yaradığı yorumları yapıldı. Evet. Hayırlı olsun valla. Valla şimdi Çağla Şikel'in sessizliği ilişkinin aslında var olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü bazen susmak da çok şeyi anlatıyor. Hep sustu ama bugüne kadar. Yani ama şimdi burada gerçekten çok daha farklı bir vücut dili var. Yani aslında kabul ediyor ama sadece dile dökmüyor, kelimelere dökmüyor bu bunu. Bu konuları hiçbir zaman konuşmayacağım diyor. Tıpkı dün ama, Bilal Özcan'ın söylediği şimdi gibi. Şimdi bak, şimdi orada gördüğüm kadarıyla yanında çocukları da vardı. Gönderdi mi çocuk? Hayır, çocuklar o sırada yanında da değil. Konuşmaması çok doğru. O gönderdi, yanında onları değil. Gönderdi. Ha, onu onlar bilmiyorum çünkü çocuklar falan var evet. Diye bir şey duydum ben. Gönlümün. Yani tabii ki belki de şunu düşünüyordur. Yani konuşmama kararı belki şimdi hani anneler, babalar, çocuğu olan anne ve babalar bu tür şeyleri konuşmaktan imtina edebilirler. Çünkü bunlar hep kayıt altına giriyor. İşte Google'ladığınız zaman yarın bir gün bunlar önünüze çıkabiliyor. Yani hassas davranması normal.
Konuşmasa yani, da internet ortamında zaten haberler var ama. Var ama kendi deklare etmek taraftarı değil yani. Öyle de bir tarzı var. Şimdi beyefendiye Nail dedi mi adı? Evet. Nail Bey'e gelince de gerçekten çok iyi bir eğitim almış bir kişi, bir bay. Yaklaşık 36-37 yaşlarında. Evet, sen beni o da okumuş, bilgide hukuk okumuş. Evet. 37 yaşında şu an. 38'e geçti. Evet. Geçti. Geçti. 2023'e Çağla girince... kaç yaşında? İşte 44 oldu mu? 44 yaşında. 44. Yani ben ama şimdi Çağla o kadar kendine iyi bakan ve o kadar aslında yan yana resmi koyduğumuz zaman hiç abesle iştigal eden bir durum yok. Yani ben gerçekten birbirlerine de yakıştırdım mı? Yakıştırdım. Şimdi Nail Bey tarafına da gelirsek eğer Nail Bey... oyuncu camiası olsun gerek selebriti camiası olsun çok yakın arkadaşlıkları var. Mesela Özge Özpirinççi ile çok yakın dostlarmış. Ben böyle ufak bir böyle bir araştırma yaptım kendisiyle ilgili. Mesela Oğulcan Engin, Sinan Engin'le bizim burada beyaz futbolusundan Sinan Engin'le de çok yakın arkadaşmış. Yani aslında camiaya çok uzak biri de değil. Sevgililerinin de ünlüler camiasından yapıyor niye demiyorsun? Onu niye demiyorsun? Pınar Deniz, Burcu Kıratlı. Bak, değil mi? Başka kim vardı? Aybüke Pusat. Şimdi Çağla Şık gel. Ama Çağla gerçekten çok güzel bir kadın Bilal Beyciğim. Yani güzel. Ben şimdi bu Çağla'yla birlikteliğinde hani açıkçası bir art niyet olduğunu düşünmek bile istemiyorum. Çünkü zaten Çağla çok aklı başında bir kadın. Neyin ne olduğunu bilen bir kadın. Şimdi bakıldığı yani zaman art niyet deyince kandırmaca mı? Yani hani böyle bir ne bileyim. Kısa bir süre ilişki görüp bir gecelik ilişki görüp kızı yarı yolda bırakma gibi bir şey mi diyorsun? Ben o bir gecelik bir ilişki olabileceğini düşünmüyorum. Onlar bir ilişki yaşıyor ve bu yeni değil. Bence biz yeni biliyoruz yani. Kısa sürmez diyorsun. Bu devamı bence gelir diyorsun. Bence gerçek aşk mı bu? Gerçek aşk olup olmadığını zaman gösterecek Bilal Beyciğim. Artık günümüzde gerçek aşkta ne kadar kaldı, ne kadar da aşk artık inandırıcılığını kaybetti. O da tartışılır tabii ki ama ben onların güzel bir ilişki yaşayacağına inanıyorum. Çünkü Çağla çok mutlu gördüm Çağla'yı. Evet, ağzı kulaklarında. Evet. Seviyor o zaman değil mi? Ben ağzı kulaklarında. Seviyor ve seviliyor. Kadın sevildiğini bilince mi ağzı kulaklarında olur? Güven gelir olur? Kadına tabii, evet. İlişkiler, mutlu, ilişkiler tabii güven de. Gelir. Güven gelir. Yani sevilmek çok güzel bir şey Bilal Beyciğim. Şimdi sevmek mi sevilmek mi dersen. Ben önce çok ben sevilmeyi seven mesela. Nasıl söyleyeyim? Sevilmeye aşık olan bir kadınımdır. Yani o sevgiyi hissetmediğim hiç kimseye duygu besleyemem. Genelde de kadınlar böyledir. Yani ilk önce sevilmek, ilgilenilmek, değerli yani değerli olduğunu güzel hissettirmek. Güzel sevince de seviliyorsun. Erkekler nasıl? Ha o da güzel bilmiyorum. Öyle bir güzel seviyorsun. Nasıl bilmiyorsun ya? Niye tek tarafı konuşuyorsun? Genelde erkekler de aynıdır. Için. Erkekler de aynıdır. Erkekler için fark etmez. Çağla Şiken'in şimdi storylerini şöyle bir gezince şey yazmış, storylerimin izlenmesi yükselmişken hazır buradan faydalı bir iki şey paylaşayım diye yazmış. Şimdi Çağla Şiken tabii böyle bir ilişki içinde olunca ve bütün medyada bu yayılınca, sosyal medyada da paylaşılınca herkes yani hayranları tarafından storiesine hücum olmuş. Ve o da şimdi eleştirilerle, olumsuz eleştiri yapanlarla ilgili onlara karma üzerinden, karma felsefesi üzerinden cevap veriyor. Çok ilginç şeyler yazmış. Ama ben de böyle yapanlara da bozuluyorum açıkçası. Yani olumsuz eleştiri hayatın her kesiminde olabilir. Yani sen sevgili yaptın 8 sene. Şimdi bir de editör arkadaşlara söyleyeceğim. 8 yıllık aşk orucunu bozan diyorlar diye 8 yıllık aşk orucu falan yok. Öyle bir şey yok Çağla Şiken hayatında. Sanki 8 yıldır hiç kimse olmamış da yok. 8 yıl sonra olmuş gibi oluyor o zaman değil mi tabii, cümle tabii, ifadesinde? Tabii. Öyle bir şey yok. Ama yakışmış mı? VTR'ye yakışmış cümle olarak. Birbirlerine de yakışmışlar. Aşkını ya açıklama dur. Orucu ya diyelim. Ya iki de birbirlerine yakışmışlar. Pollyanna diyorum da. Kimse inanmıyor mu? İnanmıyor kimse. 8 senedir Çağla Şiken'in hayatında insanlar giriyor erkekler. İlla ki bir ilişkiler yaşadı yaşıyor. Burada hep konu olduğu zaman da söylüyoruz kimler olduğunu zaten. 8 yıldır göstermiyordu.
İlk kez o da yine kendi göstermedi. Kendi tercihi değildi. Gazeteci arkadaşlardan kaçamadılar. Çünkü girdikleri mekanın tek çıkış kapısı vardı. Girdikleri kapı, ön kapı. Araştırdılar arka kapı var mı diye, yokmuş. Ön kapıdan çıkmak zorunda kalınca da görüntülendiler. Aslında çok üzüldü. Çok üzüldü ama yaşadığı mutluluğu da bu şekilde paylaşıyor. Şimdi o AVM'de dikkat ettim de bizim muhabir arkadaşlarla 4 dakika kadar ayaküstü sohbet ediyor. Hiç ilişkiyle ilgili tek kelime alamamışlar ağzından. Ya işini ne kadar iyi yapıyor. İşi, yani sunuculuk işi, televizyon işi. Sunucular biraz da şey de yaparlar. Laf salatası yapmayı da diyeceğim. Cambazlığı. Lafı dolandırmayı da iyi yaparlar. Çok güzel dolandırmış muhabir arkadaşların karşısına lafı. Üstüme de alınmalı mıyım acaba burada ben? Yo, yarın bir gün böyle bir şeyle karşılaşırsın. Yok ama Çağla Şikel konuşma üstadı, laf ustası. Artık yıllardır, artık kaç senedir sene yani. Ay ben kaç sene mesela oldu? Böyle bir şey bana olsa ben yüzüme gözüme bulaştım. Vallahi yüzüme. Şu adreste beraber oluyoruz. Ben bütün bilgileri veririm. Sen direkt anlatırsın bence de. Ben direkt anlatırım yani. O yüzden de işte böyle ama hiç ne dışarı çıkıyorum ne bir şey yapıyorum. Yapma zaten. Çağla Şikel'in kaçacak yeri yok. Çünkü o ikinci eğlence mekanından da çıktıktan sonra orada da arkadaşlar görüntülemişler. Arnavutköy'e gidiyorlar. Arnavutköy'de Avukat Bey'in evi, bu yeni sevgilisinin evi. Oraya girerken de muhabir arkadaşlar, kameraman arkadaşlar görüntülüyorlar. Yani bu konuda çıkacak bir yeri yok. Şimdi Çağla özgürlüğüne düşkün bir kadın. Biraz da otoriter. Eğlenceyi de yani, seviyor. Çağla'ya ayak uyduracak bir erkek. Çağla hiçbir erkeğe ayak uydurmaz. Çok öyle doğru mi söyledi? Yani o adam çok ona ayak söyledi uyduracak. Onun hayat prensiplerine, çocuklarıyla olan vakitine, çok işine olan zamanına, ancak o şekilde bu ilişki sürer. Çok doğru söyledi. Bu yüzden de çok uzun vadeli olur mu emin olamadım. Çok doğru söyledi. Onun için zaten birlikte olduğu insanlar da hep ünlüler, hep karizmatik kişiler ve ayağı yere sağlam basan çoğunlukla kişiler olduğu için ilişkileri uzun sürmüyor. Evet. Çünkü onlar da istiyorlar ki kendi dedikleri olsun. Tabii. Evet. Kendi dedikleri en azından ortak yolu bulmak isteyebilirler. Egolar yani daha yüksek oluyor tabii öyle bir durum olunca. Evet. O yüzden aslında yani riskli mi değil mi bilemiyorum ya. Yani bir ünlünün ünlüyle olması, hani şöyle, çünkü kaldırabilmesi lazım o şöhreti de karşınızdaki kişinin. Anlayışlı olabilmesi lazım. Yani çok bu doğru durumu anlayabilmesi lazım. Sizi yükseltmesi lazım. Tabii. Baskılamaması lazım. Tabii. Yani çok, çok fazla şey var. Yani tabii. Dolayısıyla hep medyadakiler medyadan tercih ediyor ya biraz evet, da. Evet. Hani nasıl doktor doktorla oluyor mesela. Ama bu avukat nasıl? Ama gerçi camiaya yakın avukat bir avukat. Hepsi ya, oyuncu. İlişkilerin hepsi oyuncu. Allah Allah, ilginç. O da ilginç değil yani mi? Yani hani bakıldığı zaman. Evet. Seviyor demek. Ya bir şey söyleyeyim. Peki çocuklarla tanışmış mıdır acaba Nail Gönenli sizce? Sanmıyorum. Yok. Zannetmiyorum. Hmm. Ya onun o için, evreye onun geçilmiş için, midir? Çok çok erken onun için. Çok erken. Çok. Yani bu ilişkinin bayramı görüp görmeyeceğini konuşabiliriz ama çocukları görüp konuşamayız. Ya gülüyor. Hep gülüyor benim için. Ya bu nasıl bir tabirdi? Çok bir bombaydı ya. Ya hep gülüyorsun ama ya. Bayramı görür mü görmez ama çocukları görmeyeceğini kesin. Ya. Hep gülüyor benim söylediklerime ya. Ama bomba ya tespitler böyle var ya, böyle ya, harikasınız ya. Siz öylesiniz efendim. Vallahi siz süper. Ya tabii ilginç de yaşayacağız, göreceğiz, bakacağız. Yine de mutluluklar dileyelim. Yine de Allah tabii hayırlısını ki versin. Çünkü ya kolay değil ya. Düşünsenize artık insan ilişkileri de o kadar enteresan bir hal aldı ki kimsenin kimseye tahammülü yok. Yani yok, bırakın ilişkiyi. Sokakta insanların birbirine tahammülü kalmamış yani. O yüzden de zaten birini bulmak yürüten yeterince zor. Zor. Bir de şöhrette olunca sana karşındaki adamın ne niyetle geldiğini bir türlü çözemiyorsun. Ya bu evet, benim şöhretime mi geliyor? Beni sevdiği için mi geliyor? Reklam için mi niye geliyor? Niye yanında? Niye? Bin tane soru işareti. Çok güzel fiziği var yani, yıllardır. Onun için mi geliyor? Onun için mi? Çok güzel bir yani kadın ne, yanında amaç taşıdı. Ne? Tabii. Bunu sorgularken evet, zaten karşındaki insanı tanıma sürecinde bu sorularla geçiyor. Geçiyor ilk zaman. Ya, evet. Yani bir soru işaretleri oluyor kafada evet, ister istemez. Zor ya. Zor yani. Ama zor. Bu açıklamalar yapıldığına göre herhalde bir takım şeylerden emin olmuştur Çağla. Bakalım önümüzdeki günlerde neler göreceğiz ilişki nereye doğru evrilecek. Dubai